Merhaba arkadaşlar, geçen haftanın en önemli gelişmelerinden birisi ekonomi açısından aslında e, TÜİK'in yaptığı turizm gelirleri e, istatistiklerinin revizyonuydu, değişikliğiydi. Yani hesaplama yöntemlerindeki veya yeni veriler eklenerek yapılan e, değişikliklerdi çok fazla ülkenin ve dünyanın yüksek gündemi sebebiyle çok fazla konuşulmadı, tartışılmadı bu olay. Oysa hem revizyonun içeriği, hesaplama revizyonunun içeriği gerekse yarattığı sonuçlar itibariyle oldukça önemli bir gelişmeydi Ben biraz bahsetmiştim geçen haftaki videolarımda bu üçüncü çeyrek turizm gelirlerinin öneminden bahsetmiştim. Ee, revizyondan da biraz bahsetmiştim ama ayrıntısına tabii e, girememiştim, girmemiştim. Ee, şimdi biraz daha ayrıntılı bir e, video çekmek istedim. Ee, şimdi arkadaşlar her şeyden önce e, ne dedik? Turizm gelirleri revizyon istatistik revizyonları TÜİK'in yaptığı e, ciddi bir sonuç doğur, doğurdu. Yani e, turizm artı seyahat gelir dediğimiz bunların ayrıntısını birazdan anlatacağım. E, yani öz itibariyle e, kısa süreli ee, ülkemizi ziyaret edenlerin e, harcamalarını turizm gelirlerinde izliyoruz. Türkiye'de e, bir yıl ve daha uzun sürede kalanların yaptıkları harcamaları da seyahat gelirlerinde izliyoruz. Bu e, birbirine komşu kavramlar bunlar birbirleriyle yakın ilişkileri var. E, ama bu ikisi de ödemeler bilançosunda önemli kalemler olarak takip ediliyorlar. İşte bu iki tane önemli veri de büyük değişiklikler oldu. Yani daha önce kayda alınmayan, alınamayan bazı turizm ve seyahat gelirleri arkadaşlar ee, artık kayda alınabiliyor bu açıklanan revizyonla birlikte. Tabii bu e, otomatikman e, ödemeler bilançosundaki cari açık ve e, net hata ve noksan kalemlerinde de e, olumlu yönde etkiledi bu artışlar. Zaten hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati bundan bir hafta kadar önce İngilizlerin ünlü gazetesi Financial Times'a yaptığı açıklamada bu net hata ve noksanla ilgili bir soruya da cevap vermişti. Ve kayda alınamayan yani yılın ilk 8 ayındaki 28 milyar dolarlık net hata ve noksanın bir kısmının, önemli bir kısmının e, kayda alınamayan turizm gelirlerinden kaynaklandığını belirtmişti. Fakat ayrıntıya girmemişti. Bir revizyon e, yapılacağını da e, belirtmemişti. E, i̇ki gün sonra da bu revizyonla karşılaştık. E, şimdi arkadaşlar burada e, net hata cari açığı ve net hata ve noksanı bu e, turizm geliri artı seyahat geliri nasıl etkiledi? Şimdi e, bu yılın ilk 6 ayının rakamlarını da paylaştı. TÜİK yani geriye doğru aslında 10 senelik eski ve yeni rakamları bir tablo halinde ilan etti bu açıklamasında. E, 2022 yılı içinde ilk 6 ayın e, rakamlarını e, açıkladı. Yani eski e, rakamları ve yeni revize edilmiş rakamları açıkladı. E, ben de otomatikman ne yaptım? E, i̇lk 6 ayın ödemeler dengesi rakamlarını e, aldım. Malum o rakamların içindeki turizm ve seyahat gelirleri eski gelirler. Eski e, seriden elde edilmiş e, gelirler. E, Tabi e, sağlıklı olan buna yeni veriyi de e, uygulamaktı. Bunu uyguladığımda otomatikman arkadaşlar e, ilk 6 aydaki e, cari açığımız 32,5 milyar dolar civarındaydı. E, turizm ve seyahat gelirlerimiz e, 6,4 milyar dolar toplam arttı bu revizyon sonrasında. Bu nedenle cari açık 26,1 milyar dolara geriledi. Yani 32,5 e, milyar dolardan 26,1 milyar dolara gerileyen bir e, cari açıkla karşı karşıyayız yılın ilk altı ayında. Tabi bu eskiden net hata ve noksanın içinde yer alan bu kayda alınamayan turizm ve seyahat gelirleri artık net hata ve noksanın içinde yer almayacak. Kendi kalemlerinde çift kayıt usulüyle yapılabilecek. Eskiden tek taraflı bir kayıt yapılabiliyordu ikinci tarafın kaydın ikinci tarafı bulunamadığı için e, otomatikman net hata ve noksana yazılıyordu ikinci taraf olarak. O şekilde bir dengeleme yapılıyordu. E, yılın ilk 6 ayında net hata noksan 17,5 milyar dolardı arkadaşlar. Şimdi artık e, kaydedilebilen turizm ve seyahat gelirlerini bu rakama eklediğimizde bu şey bu bu rakamdan düştüğümüzde özür dilerim. E, net hata ve noksan yılın ilk 6 ayında 11,2 milyar dolara düşüyor. Yani e, neredeyse yüzde %33 oranında bir azalmayla net hata ve noksanda karşı karşıyayız. Ee, bizim mesleğimizin ekonomi gazeteciliğinin üstadlarından e, Alaaddin Aktaş, Dünya Gazetesi köşe yazarı. O bu e, rakamları ilk 8 aya da uygulamış. Dün bu konuda bir tweet attı. E, i̇lk 8 ayda tabii ne kadardı? 28 milyar dolardı. E, net hata ve noksan. Bu e, rakamın 21,7 milyar, e, milyar, 21 milyar dolara düşeceğini hesaplamış, 28,3 e, e, milyar dolardan 21,7 milyar dolara düşeceğini hesaplamış. Cari açığın da arkadaşlar 39,7 milyar dolardan 33,1 milyar dolara düşeceğini hesaplamış. Bu konuda çok güzel bir ayrıntılı bir tabloda e, yayınladı. Twitter hesabında kendisinin oradan bakıp ayrıntısını da e, bulabilirsiniz. Yani e, bazı e, değerlendirmelerde e, net hata ve noksan kalemindeki e, turizm sebebiyle yapılan e, revizyonun e, içeriği hakkında olumsuz düşünceler belirtilmişti. E, fakat Tüykin yaptığı 10 sayfayı aşkın ayrıntılı açıklama, bu çalışmanın e, birkaç yıl sürdüğünü ve artık nihayetlendiğini anlıyoruz. Buradaki verilerden anketler hazırlanmış, yine anketler hazırlanmış. Ee, daha önce işbirliği e, yapılmayan kurumlarla turizm harcamalarını yakalamak üzere, belirlemek üzere onlarla e, çe çeşitli çalışmalar yapılmış. Ve e, bu yıllardır süren çalışma e, arkadaşlar 27 Ekim 2022 günü artık tamamen e, bitirilmiş ve ilan edilmiş. E, bu durumda e, net hata ve noksanın tabi e, yıllardır yaklaşık 10 senedir Türkiye'de ciddi bir e, problem olarak tartışılıyor. Bu sene de zirveye vurdu tabi iyice bu tartışmalar. E, TÜİK'in bu konuya kayıtsız kalmadığını öğrenmiş olduk. Yaklaşık 2-3 senedir bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını öğrenmiş olduk. En azından bu net hata ve noksanın turizm kanadından kaynaklanan e, artışlar artık asgariye inecek gibi görünüyor. Birazcık olsun bahsetmek istiyorum bu e, revizyonlardan ben. E, şimdi e, turizm istatistikleri her şeyden önce 2001 yılından beri e, ilan ediliyor. Çıkış yapan ziyaretçiler anketi yoluyla yapılıyor bu. 22 tane e, gümrük kapısında e, Türk elemanları. E, Zaman zaman e, buradaki çıkış yapan kişilerle e, anketler yapıyorlar. Tabi burada amaç aynı zamanda e, yurt dışına e, seyahat amaçlı, turizm amaçlı çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da e, kapsam kapsayarak Türkiye'nin turizm, harcamalarını da yani gelirleri var bir yandan bir yandan da harcamaları var. Bunları da tespit etmek. Ee, arkadaşlar Birleşmiş Milletler Turizm İstatistikleri el kitabına göre biz anketimizi yapıyor, diyor, yapıyoruz diyor. Ee, TÜİK ee, Bu yeni revizyonda arkadaşlar e, TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, YÖK, Merkez Bankası ve bankalar arası kart merkeziyle birlikte çalışmış. Buralardan veri ve bilgi desteği almış. E, özellikle turistlerin yaptığı kredi kartı e, harcamaları e, eğitim ve sağlık turizmindeki ciddi artış son e, yıllarda Türkiye'de ee, yaşanan artış arkadaşlar bu revizyon ihtiyacını beraberinde getirdiğini belirtiyor TÜİK. Ve e, bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte yeni veriler e, derlemenin de imkanı, e, imkan dahile girdiğini anlatıyor. E, Şimdi her şeyden önce kredi kartı harcamalarına ben biraz bu çıkış çıkış yapan ziyaretçiler anketinde bazı değişiklikler var ama çok böyle sadece milliyet esası yerine yerleşiklik kuralı üzerinden bir değişiklik var. Çok köklü değişiklik. Burada bir örnekle verilmiş mesela Fransa'da yaşayan bir Tunusluyu biz eskiden e, Tunus'tan Türkiye'ye gelen bir e, turist gibi değerlendirirken artık e, Tunuslu da olsa Fransa'da yerleşikse yaşıyorsa biz onu Fransa'dan gelen turist olarak e, değerlendiriyoruz gibi bir açıklaması var. Şimdi e, kredi kartı harcamalarından arkadaşlar her şeyden önce turizme konu olmayan harcamaları ayıkladık diyor. e Ticaret harcamaları buna dahil diyor. Türkiye'de ikamet eden yabancıların kart bilgilerini de diyor. BKM'den aldığımız e, bilgiler kapsamında. E, dayanıklı malların e, ödemeler dengesine dahil etme değerini belirledik diyor. Çünkü Türkiye'den zaman zaman eee yolcular beraber beraberlerinde dayanıklı mallar satın alıp götürüyorlar. Bunu e, bunun bir e, sınırını belirledik. O sınırın üzerinde ise o dayanıklı malın fiyatı harcaması onu ödemeler bilançosunda arkadaşlar ihracat kalemine yazıyorlar. Altındaysa turizm harcaması e, kalemine yazıyorlar. Bu konuda konuyla ilgili bir rakam belirtmemişler ama bir Sınır be belirledik diyor. Marina e, işletmelerindeki döviz gelirlerini sağ e, belirlemek için de bankalar arası kart merkezinden e, ki verileri kullanmaya başladık diyor. Sağlık turizmi verileri ne bahsediyorlar e, arkadaşlar? Eskiden e, özel sigorta, diğer devletlerce karşılanan harcamalar ve paket turlarla gelip sağlık turizmine başvuran kişilerin e, kayda alınamadığını, bir kaçak oluştuğunu belirtiyorlar. Bunu bunu sağlamak için bir, bunları kayda almak için sağlık kuruluşlarına bir anket formu hazırlayıp göndermişler. E, 2000 tane kuruluş, şu an sağlık kuruluşuna bir anket formu hazırlayıp göndermişler. 2021 yılından beri yapıyorlarmış bu anketi. E, artı e, Türkiye 2018 senesinde itibaren yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde KDV istisnası uygulamaya başlamış. Bununla ilgili de Gelir İdaresi Başkanlığından, Hazine ve Maliyet Bakanlığından e, veriler almışlar. Buradan bir e, gelir eklemesi yapmışlar arkadaşlar KDV beyannameleri üzerinden. Ayrıca e, BKM verilerinden sağlık turizmi harcaması verilerini toplamışlar, sağlıkla ilgili ancak sağlık kuruluşları dışında yapılan harcamaları da arkadaşlar bu sisteme eklemişler. E, seyahat geliri e, kavramından az önce bahsetmiştim. E, bir yıldan ee, uzun Türkiye'deki eğitim ve e, sağlık amacıyla gelenleri bir yıldan uzun süre kalıyorsa Türkiye'de bunu seyahat gelirine yazıyoruz. Turizm gelirine değil. Ama bunlar birbirlerine komşu rakamlar olduğu için e, bu değerlendirmede anlatılmış. Ee, bir yıldan uzun süreli öğrenciler ve hastalar diyor TÜİK buna ee, bu geliri toplama görevi bizde diyor bunun için diyor bir eğitim turizmi araştırması e, yaptık sağlık turizmini az önce bahsetmiştim şimdi de eğitim turizmi araştırmasından bir e, bahis açıyor diyor ki e, üniversitelerden harç bilgileri aldık ödenen harçların bilgilerini aldık. Ee, öğrencilere bir e, eğitim turizmi araştırması uyguladık. Böylece harç ücreti hariç harcamaları, yeme içme, ulaştırma ve benzeri masraflarını da e, kayda aldık. Bunları da e, ödemeler dengesindeki seyahat kalemine yazmaya başladık diyor. Evet arkadaşlar şimdi biraz hani ver haklısı için bir kısım oldu 7-8 dakikalık ama sonuçta TÜİK'in bu yaklaşık 2 yıldır en azından 2 yıldır sürdürdüğü bu çalışma bir nihayet ermiş vaziyette. Bu konuları yakından izleyen hemen hemen herkes bu araştırmayı, bu TÜİK'in bu revizyonunu Beğendi. Gerçekten net hata ve noksan üzerinden ciddi bir tartışma dönüyor ülkemizde. İnsanlar bu net hata ve turizm e, gelirlerini kara parayla karıştırıyorlar. Ee, daha vahim e, değerlendirmeler de yapılabiliyor. Ama bu bir sadece kayıt mevzusu. Bunların içine daha önce söylediğim gibi birçok e, Yasadışı kazançlar karışmış olabilir mi? Bence çok e, karışmış olsa da bu çok az düzeyde olan bir e, rakam olmalı. E, Yasadışı olaylardan elde edilen kazançlar yani kara para aklama olayları da ki en karakteristik olay arkadaşlar bu gelirlerin kendini kayıt altına almak istemesidir zaten. E, kayıttan kaçmak istemez, aksine kendine e, kayıtlara girecek, açıklar arar, yollar arar. E, burada daha çok arkadaşlar kayda alınamayan e, yani çeşitli gelişmeler sebebiyle ki burada mesela turizm gelirleriyle ilgili yapılan çalışmada gördük ki e, kredi kartı harcamaları artı sağlık turizminin çok gelişmiş olması artık Türkiye'de eğitim turizminin de giderek e, gelişiyor olması sebebiyle yeni e, yani Türkiye'de yapılan masrafların e, Türkiye için gelir oluyor bu e, bir şekilde kayda alınması gerekiyordu ve bu e, yeni sistemlerle birlikte e, bankalar arası kart merkezinin olursun diğer e, kurumların desteğiyle yani bu verilerin kayıt altına alınmaya başladığını görüyoruz. Bu e, gerçekten karar alıcılar açısından da, ekonomiyi yorumlayanlar açısından da e, önemli bir veriydi. E, bu e, az önce bahsettiğim revizyonun ayrıntılarına TÜİK'in internet sitesindeki 27 Ekim tarihli e, 3. çeyrek turizm gelirleri bülteninin e, raporlar kısmı var o raporlar kısmını tıklayarak e, kendi bilgisayarınıza PDF olarak indirebilirsiniz ve e, daha ayrıntılı kendi e, bilgi e, kapasiteniz kendi bilgi dağarcığınız çerçevesinde de indirip analizini değerlendirmesini yapıp kendi düşüncenizi kendiniz oluşturabilirsiniz Bundan sonraki e, zaten üçüncü çeyrek rakamları arkadaşlar bu yeni revizyona göre e, ilan edildi. E, şimdi de Ocak ayında 2023'ün Ocak ayında ikinci defa bu yeni revizyonla e, yapılan e, gelirleri elde edilen gelirleri göreceğiz. O konudan da bir bahsedeyim size ondan sonra kapatayım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iki gün önce yaptığı açıklamalarda arkadaşlar Ekim turizm verilerinin çok iyi geçtiğini, döneminin çok iyi geçtiğini, Türkiye tarihinin en iyi Ekim'ini yaşadıklarını belirtti. Biz dedi bu sene hedeflerimizi turizmde hedeflerimizi iki kere aştık dedi. İlk 9 ayda 42 milyon turist 35 milyar dolar gelirle başlamıştık. Bunu daha sonra gidişata göre baktık. 47 milyon turist 37 milyar dolar gelire e, revize ettik. Şimdi de bunu bu e, 10. ay rakamlarına bakarak bizim elimizde ön veriler var dedi. 50 milyon turist 44 milyar dolar yıllık turizm gelirine revize ettik demişti. Ben de daha önceki e, turizmle ilgili çektiğim videoda arkadaşlar tahminimin bu sene yıl sonu turizm geliri tahminimin 44-45 milyar dolar civarında olduğunu, e, bunun revize edilmiş rakamlar çerçevesinde olduğunu belirtmiştim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeniyorsanız beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma da abone olmanızı saygılarımla arz ediyorum. İyi günler diliyorum.